Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar geliyor. Ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geri dönüşü olmayacaktır. Ve dün risk puanımız daha da düşecek falan dedi. Son açıklamalar oldukça pozitif. Peki borsa ne olacak? Borsanın beklentisi 500 dolar. Şu anda zaten ne zamandır 300 doları geçemiyordu. Onu geçti. BIST 30 grafiği dolar bazlı. Şu anda bayağı da iyi gidiyor yani. Bence onayları falan da yapmış gibi gözüküyor. Artık sıradaki hedef BIST 30 için 630 dolar, BIST 100 için 500 dolar. Peki buraya gider miyiz? Bence gideriz. Çünkü beklentiler iyi ve borsa beklentileri çok kısa sürede fiyatlayan bir yer. Önceden şak diye bir anda gider. Sonra iyi haberler geldikçe millete verirler artık. Peki bir başka dirençler? BIST 30 için konuşuyorum. 391 dolarda da direnç var. 460 dolarda da direnç var. Ama nihai hedef 630 dolar. Peki endeks kısa vadede ne yapar? Şimdi birkaç gündür zaten 1-2 haftadır iyi bir yükseliş var. Geri çekilmeler olsa da bunların fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda tablo pozitif. Genel resim pozitif. Düşüşler alım fırsatı olur. Özellikle BIST 30'daki uygun hisseler için. İşte FK'su uygun. Bu hisseler yabancıların alacağı hisseler. Ve bunun dışında yan tahta, zart tahta, zurt tahta. Bunlar evet tabii ki bir yatırımı varsa, karlılığı artacaksa, grafiği dinlenmişse evet onlar da yükselir. Ama BIST 30 biraz daha garanti bence. Yani BIST 30'da ucuz bir hisse varsa bence yabancı onları alacak. Geçen gün faiz artışı gelmedi videosunda. Ya işte Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği istiyor acaba. Yine biraz tavizler verilecek mi diye biraz şüpheye düşmüştüm ama son açıklamalar yine pozitifti. Artık kafaya göre politika belirleme dönemi çok 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 zorlaştı. Nas modeli tutmadı. Ve şu anda bu hasarları düzeltmeye çalışıyoruz. Son açıklamalar yine pozitifti. Peki açıklamalar böyle. Hal ve hareketler nasıl? Son faiz şeyi pas geçilmişti. Faiz artışı olmadı ama tabii ki başka yolları da var. Daralmanın tek yolu faiz artışı değil. Bence şimdilik fena değil yine tablo. Yine pozitif. Bu yüzden büyük hedefler beklenebilir borsa için. Düşüşler bence alım fırsatı. Özellikle endeks hisseleri için. Peki bu hemen olur mu? Hemen olacak kesin mi? Bence kesin değil. Çünkü yabancı önce tahvile giriyor yükselişlerde hep. Şu anda tahvil taraflarında alımları var ama hala çok ciddi bir alım bence henüz yok. Ya bu süreç bekletebilir yani. Hemen olmayabilir ama hemen olursa da şaşırmayın. Çünkü borsada beklentiler hemen kısa sürede oluyor. Yükselişler kısa sürüyor. Dinleniş aşamaları uzun sürüyor. Bu yüzden bence borsada mutlaka ve mutlaka hisseniz olsun. Tabii ki oranı siz bilirsiniz. Son zamanlarda borsada biraz yükselişler oldu. O yüzden tabii ki isteyen işte %20-30 nakite geçmek isteyen olabilir. Ama bence borsada mutlaka ve mutlaka az da olsa hisseniz bence olsun. Tabii ki seçici olmak şartıyla. Şu anda insanlar ne diyor? Bir yıldır para kazanamadık. Normal mi? Normal. Çünkü parasal genişleme dönemi artık bitti. O yüzden sadece büyüyen hisseler yükselir veyahut da lotu azdır, spek hareket olur. Bunun dışında hisselerin çoğu gitmez, gitmedi de ve gitmeyecek de önümüzdeki zaman içinde söylüyorum. Bu yüzden seçici olmanız gerekiyor yoksa faiz bazında zarar edersiniz. Ya yan tahtalardan işte grafiği güzel dinlenmiş, büyüyen, yatırımı olan, sektörü şu anda iyi olan hisselerde olmanız gerekiyor. Veyahut da BIST 30'daki ucuz hisseler. Bu ikisi kazandırır. Veyahut da 30 tane 50 tane lota spek hisse alırsınız. 5-10 tanesi iyi gider. Bu da bir başka yöntem. Ama ben BIST 30'daki ucuz hisseleri daha çok tavsiye ediyorum şu anda. Çünkü düzenli, istikrarlı. Öbür tarafta zart tahta, zurt tahta alırsın. 6 ay gitmez. Sabredemezsin. Az bir atak yapınca hemen satarsın. Sonra daha da gider. Psikolojin bozulma tehlikesi geçirir. Bu yüzden BIST 30'daki uygun hisseler size daha iyi gelebilir.